Gözüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bol cevizli, tarçınlı, kıyır kıyır tatlı tarif paylaşacağım. Şu anda resimde görmüş olduğunuz muhteşem lezzetiyle tadı damağınızda kalacak bu tarifi oğlum ve oğlumun kız arkadaşının YouTube sayfasında izleyebilirsiniz. Tarifi izlemek isteyenler için videomun altındaki açıklama kısmını ekleyeceğim. Orada linke tıklayarak tarife ulaşabilirsiniz. Ve hemen tatlı tarifimize geçiyoruz. Oda sıcaklığındaki 100 gram margarini kabımızın içerisine koyuyoruz. Kullanacağımız margarinimiz mutlaka oda sıcaklığında ve yumuşak olmalı. 1 yemek kaşığı sirke, 1 bütün yumurta, 1 bardak yoğurt, 2 bardak sıvı yağ. Burada kameram kapandığı için dökerken görülmemiş. 2 bardak sıvı yağını ilave ediyoruz. 2 bardak irmiği de ilave ettikten sonra bütün malzemeleri çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. Malzemelerin birbirine güzelce karışması için mutlaka en az 1 dakika çırpmalıyız. Fırında pişirerek yapmış olduğumuz poğaçalarda ve tatlılarda en önemli püf noktası kullanacağımız malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yarım paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tekrar şöyle 1-2 karıştırıyoruz. İlk önce unumuzun yarısını ilave ediyoruz. Onu karıştırarak güzelce bütün malzemeleri yediriyoruz. Geri kalan diğer unumuzu da ilave ederek elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Tatlı hamurumuzun tam kıvamını alması için mutlaka en az 3-4 dakika güzelce yoğurmalıyız. Bu tür tatlılarda yoğurma işlemi de çok önemlidir. Mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Yoğurdukça tatlı hamurunuz kıvamını alacaktır. Ve gördüğünüz gibi ne çok sert ne de yumuşak bir hamur oluyor. Gördüğünüz kıvamda olacak. Yoğurmuş olduğumuz hamurun üçte birini ayrı bir kabımızın içerisine alıyoruz. Bir yemek kaşığı susam, bir yemek kaşığı tarçın, 150 gram da ceviz için ilave ediyoruz. Ve hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Ceviz içini ben özellikle iri iri kıydım. Çünkü içerisinde küçük küçük olduğu zaman yerken hissetmiyorsunuz. Fakat iri olduğu zaman yerken hissettiğinizde tadını, lezzetini daha güzel alabiliyorsunuz. Sade hamurumuzun yarısını fırın kağıdının üzerine koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi ilk önce elimizle bastırarak kenarlarından da şekil vererek kare şekli veriyoruz. Şayet yuvarlak tepsi kullanacaksanız yuvarlak şekil verin. Benim gibi dikdörtgen kullanacaksanız ona göre şekillendirebilirsiniz. Üzerine tekrar fırın kağıdını koyuyoruz ve merdane ile açıyoruz. Hamurumuzu açarken arada üzerindeki kağıdı alıyoruz. Elimiz ile tekrar şekillendirerek tekrar açmaya devam ediyoruz. Açmış olduğumuz hamurumuz tam tepsinin büyüklüğüne göre olması için tepsimizi üzerine koyuyoruz ve kenarındaki fazlalıkları bıçak ile kesiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi yuvarlak tepsi de kullanabilirsiniz. Yuvarlak tepsi kullanırsanız yuvarlak tepsinizin boyuna göre yuvarlak şekilde kesebilirsiniz. Kesmiş olduğumuz fazlalıkları gördüğünüz gibi kenarından çıkartarak alıyoruz. Kenarından çıkartmış olduğumuz fazlalıkları da diğer hamurumuzun içerisine ilave ediyoruz. Kullanacağımız tepsiyi margarin ile yağlıyoruz. Ve gördüğünüz şekilde kenarını katlıyoruz. Bu şekilde daha rahat içerisine koyabileceğimiz için. Ve ters çevirerek tepsimizin içerisine koyuyoruz. Bu işlemi yaparken yanınıza yardım edecek biri olursaydı kağıdı birlikte çevirip ters koyarsanız daha kolaylıkla koyacaksınız. Ve ben bu arada biraz hamuru küçük kesmişim. Gördüğünüz gibi kenarlarında kalan hamurumuzdan ilave ederek tamamlıyoruz. Cevizli hamuru da aynı şekilde fırın kağıdının üzerine koyuyoruz. Elimizle bastırarak yaydırıyoruz. Aynı şekilde dikdörtgen şekli veriyoruz. Üzerine fırın kağıdını koyup merdane ile açıyoruz. Açarken arada fırın kağıdını kaldırarak
şeklini tekrar veriyoruz. Tepsimizi üzerine koyuyoruz. Bu kez tepsinin kenarlarından kesmeyeceğiz. Çünkü bu iç harcını tamamen içerisinde kullanacağımız için. Gördüğünüz gibi elimiz ile ittirerek tam tepsiye göre ayarlıyoruz. Kağıt ile tepsiye ters çevirerek tepsinin içerisine koyuyoruz. Yalnız yaptığım için yine kenarlarını tam olarak denk getiremedim. Bazı taraf açık kaldı, bazı taraf fazla geldi. Fazlalıkları alıp eksik gelen taraflara koyuyoruz. Kesip koyduklarımızı hafif de elimizle bastırınca zaten yerini almış oluyor. Diğer kalan yarı hamurumuzu da aynı şekilde fırın kağıdının üzerine alıyoruz. Elimiz ile bastırarak biraz yaydırıyoruz ve şekil veriyoruz. Üzerine fırın kağıdını koyuyoruz ve merdane ile açıyoruz. Bu kez kenarlarından kesmeyeceğimiz için arada açarak elimiz ile tepsiye göre düzelterek tam tepsiye göre açıyoruz. Ve tepsinin üzerine en son parçamızı da koyuyoruz. Gördüğünüz gibi tepsimizden biraz küçük olmuş ama problem değil. Üzerine tekrar fırın kağıdını kapatıyoruz. Fırın kağıdının üzerinden hafif bastırarak tepsimizin kenarlarına doğru yaydırıyoruz. Daha sonra sizler de aynı problemi yaşarsınız diyerekten özellikle bu noktaları size tekrar gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi tam tepsimize göre oldu ve bıçak ile kesiyoruz. Bundan sonrası tamamen sizin kendi hayal gücünüze kalmış. İsterseniz dikdörtgen kesebilirsiniz, ister kare şeklinde kesebilirsiniz. Tamamen nasıl arzu ediyorsanız, kendiniz nasıl hayal ediyorsanız o şekil kesebilirsiniz. Daha önce de aynı tatlıyı iki defa yapıp sizlerle paylaşmıştım. Her ikisinde de farklı modeller vererek, farklı şekilde keserekten sizlerle paylaşmıştım. Ben sizlere fikir olarak veriyorum. Eminim ki sizlerin de çok daha değişik, çok daha farklı fikirleriniz vardır. Sizler de kendi fikrinize göre, kendi imkanınıza göre istediğiniz şekilde kesip süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz çapraz şekilde kestim. Kesme işlemi bittikten sonra tatlımızın en zevkli kısmına geliyoruz ve şekil vermek için gördüğünüz aparatı kullanıyorum. Bu tatlıyı ben yabancı sayfalarda görmüştüm. Aslında Ramazan bayramına yetiştirmek istemiştim fakat aparatım geç geldiği için kısmet bugüneymiş ve sizlerle bugün hemen yapıp paylaşmak istedim. Ve aparatımız ile gördüğünüz gibi şekil veriyoruz. Dünkü paylaşımımdan sonra bu aparatı nereden aldığımı sordunuz. Bu aparatı ben internet sayfasından tesadüfen görerek 3 ay önce sipariş vermiştim. Ancak 6 hafta sonra geldi. Aparatın ismini bilmiyorum fakat sizlere bulduğum zaman videomun altına ekleyeceğim. Tatların üzerine şekil vermesi bittikten sonra gördüğünüz gibi tam uç kısmına birer tane badem koydum. Kenarlara baktım biraz boş kalmış. O boş kısımlarına da yenilebilir ince şekerlerden dizdim. Ve görüyorsunuz tatlımız gerçekten muhteşem görünüyor. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri kahverengi renk alana kadar pişiriyoruz. Ben yarım saat pişirdim fakat pişirme süresi her fırına göre değişeceği için fırınızı kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Tatlıyı fırına verdiğim gibi ben hemen şerbetini hazırladım. 2,5 bardak şekeri, 3 bardak su ve 1 dilim de limonu koyduktan sonra ocağın üzerinde kaynamaya başlayınca 1-5 dakika kaynatıp ocağın üzerinden aldım. Ve şerbetimiz bir kenarda soğumaya bıraktım. Şerbeti çok da fazla kaynatıp ballandırmayacağız ve gördüğünüz kıvamda olacak. Bu arada tatlımız da pişti. Tatlımızı fırından aldım. Tatlıyı fırından aldıktan sonra 1-2 dakika bekletiyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra elimizi yakacak dereceye gelmiş olan şerbeti döküyoruz. Bütün şerbeti tatlımızın üzerine döküyoruz. Şayet tepsimiz almazsa biraz şerbetini çektikten sonra tekrar kalan şerbeti ilave edebiliriz. Tatlımızın tamamen soğuması için ilk önce 1 saat oda sıcaklığında bekletiyoruz. Tatlımız soğuduktan sonra buzdolabına koyuyoruz ve en az 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Şayet bekletmek için zamanınız varsa bir gün önceden yapıp bir gün beklettiğiniz takdirde daha lezzetli ve daha kıvamlı olacaktır. Tepsimizden daha kolay çıkartmak için tekrar bıçak ile kestiğimiz yerlerden kesiyoruz ve o şekilde çıkartıyoruz.
Tepside çok şık görünen tatlımızı bir de şöyle size dilim olarak yakından göstermek istiyorum. Nasıl görünüyor ama? Gerçekten de muhteşem görünmüyor mu? Ben bu tatlıya gerçekten gördüğümde bayıldım. Ben bu tatlıyı daha bir yıl önce görmüştüm ve bu şekli yapmayı çok istemiştim. Fakat aparatı bir türlü bulamamıştım. 3 ay önce tesadüfen bulduğumda hemen yapıp Ramazan ayında sizlerle paylaşmak istedim. Fakat posta çok uzun sürdüğü için Ramazan'a yetişemedi. Kısmet bugüneymiş ve bugün yaptım. Gerçekten yaptığım için de çok mutluyum. Aynı tatlı yapıp farklı desende paylaşmıştım fakat özellikle bu deseni yapmayı çok istemiştim. Tatlının tadını zaten biliyorum. Görselliğine de diyecek tek kelime bulamıyorum. Şu görselliğe bakar mısınız? Aynı duyguyu aynı anda paylaşıyorsunuz. Baktığınızda şeklini bozup yemeği kıyamıyorsunuz. Aynı zamanda da hemen tadına bakmak için sabırsızlanıyorsunuz. Tatlımızı gördüğünüz gibi yine tam kıvamında oldu. Özellikle içerisindeki ceviz, tarçın bu tatlıya inanılmaz derecede yakışıyor ve çok lezzet veriyor. Mutlaka denemelisiniz ve deneyip tadına bakmalısınız. Yeni göndereceğim birbirinden farklı, birbirinden lezzetli tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ayrıca oğlum ve kız arkadaşı da birbirinden lezzetli, muhteşem tarifler paylaşıyorlar. Özellikle çekmiş olduğu videolar çok güzel olduğu için izlerken büyük keyif alacaksınız. Oğlumun YouTube sayfasına ulaşabilmek için şu anda yukarıda görmüş olduğunuz sağ ve sol üst köşedeki videoların herhangi birine tıkladığınız takdirde oğlumun sayfasına ulaşabilirsiniz. Oğlumun YouTube sayfasına da abone olup desteklerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden her birinize çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın.